Sesimin ulaştığı herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün sulu yemeklerin en sevilen tatlarından biri olan etli bezelye nasıl yapılır? Özellikle tencere yemeklerini sevenlerin mutlaka denemeleri gerektiğini düşündüğüm besleyiciliği ve doyuruculuğuyla favoriniz olacak muhteşem bir tarif. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Uygun bir tencereye 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Üzerine yemeklik doğranmış 1 adet soğanımızı ilave edip soğanlar hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuralım. Üzerine 250 gram kuşbaşı doğranmış etimi ilave ediyorum. Etimi suyunu salıp çekinceye kadar karıştırarak kavuralım. Ben etin en yumuşak ve çabuk pişebilecek kısmından kullanıyorum. Bu şekilde önden haşlamaya gerek kalmıyor. Ama siz etin pişmeyeceğini düşünüyorsanız önden 15 dakika haşlayarak da yapabilirsiniz. Etler suyunu çekinceye dek güzelce kavurduktan sonra iri küpler halinde doğranmış 2 adet orta boy patatesimizi ekleyelim. Ve ardından 1 adet havucumuzu ilave edip 1-2 dakika karıştırarak kavuralım. Her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur. Tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Daha sonra 2 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Malzemeler birbiriyle özdeleşinceye kadar karıştıralım. Bu arada belirtmek istiyorum. Taze bezelye kullanacaksanız patates ve havuçla birlikte bezelyelerinizi de ilave edin. Ben haşlanmış bezelye kullanacağım için patateslerimin pişmesine yakın bezelyelerimi ilave edeceğim. Ardından 4 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ederek karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp kaynayana kadar orta ateşte, daha sonra kısık ateşte 10 dakika yemeğimizi pişirmeye bırakalım. Kaynayan yemeğimi ara ara karıştırarak kontrol ediyorum. Patateslerimin pişmesine yakın önceden haşlamış olduğum 500 gram bezelyemi tenceremi ilave ediyorum. Bu arada belirtmek istiyorum arkadaşlar, eğer daha önceden haşladığınız bezelye ya da konserve bezelye kullanacaksanız o zaman bezelyelerinizi patateslerinizin pişmesine yakın eklemenizi tavsiye ediyorum. Aksi halde patatesler pişmeden bezelyeler hemen yumuşayıp dağılabilir. Baharat olarak pul biber, karabiber ve tuz kullanıyorum. Tabii ki sevdiğiniz farklı baharatlardan da ekleyerek yemeğinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Ardından güzelce karıştırıp yemeğimi kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol edelim ki patatesler dağılmadan pişsin. Ayrıca yemeğinizin suyu az geldiyse veya daha sulu tercih ederseniz su miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Şöyle yakın çekimle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bezelyelerim, patateslerim ve havuçlar dağılmadan harika bir şekilde pişti. Gerçekten bu yemeği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ocağın altını kapatıp servise hazırlayacağım. Yemeğimizin son hali bu. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Yanında pilav ve cacıkla harika bir menü çıkartabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.